Evet, doçent doktor Murat Bozkurt karşımızda, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı. Evet Murat Bey, bize nelerden bahsedeceksiniz? Merhabalar. Merhaba. Şimdi dünyada minimal invaziv cerrahi diye bir kavram var. Bu ne demek? Daha küçük kesilerle yapılan ameliyatlar. Biz onu estetikte söylüyoruz. Minimal invaziv cerrahi. Yani biz klasik olarak hastaları opere ederken, ameliyat ederken büyük kesiler kullanıyorduk. Örneğin 10 santimlik, 15 santimlik kesiler kullanıyorduk. Bu ya yatay kesiler oluyordu ya da dikey kesiler oluyordu. Yani düşünsenize 15 santimlik bir kesi var bir bayanın karnında. Estetik açıdan çok kötü. Şimdi 1 santimlik ya da 5 milimetrelik 2 ya da 3 tane kesiyle çok büyük ameliyatları yapabiliyoruz. Murat Hocam, ben böyle 25-30 yıl önceki kadın doğum ameliyatlarında seksiyo, yani ne deniyor, sezeryan ameliyatlarını biliyorum. Göbekten aşağı doğru kesiliyor. Tabii o değişti biraz. Peki, daha, evet. Ve onlar şimdi hep böyle estetik olarak onu düzelttirmeye geliyor ama o kadar kötü bir kesi ki tabii, hiçbir yere saklayamıyorsun. Gerçekten çok kötü. Sadece estetik açıdan değil, laparoskopi aslında kelime olarak bir kameranın burada yaptığımız gibi evet, karın içerisine bakılması kamera yardımıyla. İlk tarihçede bir kadında ya da herhangi bir hastada karın içerisinde bir patoloji, bir sorun olduğunda göbekten kamerayla girip patolojiyi, hastalığı ortaya koyup daha sonra açık ameliyatla, kesilerle operasyon yapılıyordu. Teknoloji ilerleyince artık bu ameliyatlar küçük kesilerden yapılabilir hale geldi. Dolayısıyla dikiş kullanmıyorsunuz. Teknoloji kanamayı durdurmak için atmanız gereken dikiş yerine özel aletlerle dikişsiz ameliyat yapabiliyorsunuz. Kanamanız çok az oluyor. Yani açık bir örneğin rahim almayı düşünüyorsunuz. Bir kadın bize kanama şikayetiyle başvuruyor. Miyomları var. Miyomları tespit ediyorsunuz. Ve ameliyat edeceksiniz. Bu ameliyatta ortalama 300-400 cc kanama oluyor. Bu normal çok iyi bir ameliyat olsa bile 300-400 cc kanama olabiliyor. Ama bunu eğer laparoskopiyle yaparsanız belki 10 cc, 15 cc. Yani kanama açısından da çok avantajlı bir durum. Başka bir avantajı ağrı kesicinin az olması. Hastayı ameliyat ediyorsunuz. Açık ameliyat yaptığınız zaman çok daha fazla ağrı kesici kullanmanız gerekirken laparoskopide ağrı kesici ihtiyacı çok daha az. Bir başka avantajı, hastalar çok çabuk işe dönebiliyorlar. Yani çok büyük bir ameliyat olsa dahi 2 gün sonra, 3 gün sonra günlük aktivitelerine dönüyorlar. 4 gün, 5 gün sonra ameliyat olmamış gibi günlük aktivitelerini yapabilir hale geliyorlar. Ama normalde klasik cerrahide, büyük keserle yaptığımız cerrahide bu bazen 2 ayı, 3 ayı, hatta bazen 4 ayı bulabiliyor. Özellikle kanser ameliyatlarında ya da rahmin alınması gibi durumlarda süre çok uzuyor. Dolayısıyla sayısız faydası var. Hem hastalar için hem cerrah için. Gerçi cerrah için bazı dezavantajları var. Belki konuşuruz zamanımız olursa. Öğrenme eğrisi çok uzun. Yani zorlu ameliyatlar, özel olarak konsantre olup çok olayın üzerine gitmeniz gerekiyor. Çok çaba sarf etmeniz gerekiyor ve standart eğitimin bir parçası değil. Yani kişisel olarak kendinizi belki yurt dışındaki eğitimlerle, kurslarla sürekli ya da çok fazla eğitmeniz gerekiyor. Bir de hadi eğittiniz, öğrendiniz, yeni bir şey çıkıyor. Hadi onu öğrenmeye git. Bu sefer onun eğitimini al. Çünkü teknoloji durmuyor ki. Teknoloji şu an tıpla beraber koşuyor. Peki şey söyleyeceğim. Laparoskopi hangi ameliyatlarda kullanıyorsunuz diye sormayacağım. Tamam. Hangi ameliyatlarda kullanamıyorsunuz diye tersini soracağım. Güzel bir çünkü soru. Daha gerçekten kolay olacak. Evet. Şimdi şöyle, bunu anlatmadan önce bu teknolojiyle ilgili birkaç cümle söylemeden geçemeyeceğim. Dünyada biliyorsunuz artık robot kullanılıyor. Bizim ülkemizde de var robotik cerrahi. Laparoskopi robotun bir önce teknolojisi gibi düşünün. Fakat daha ucuz olduğu için, daha maliyetleri düşük olduğu için biz laparoskopi yapıyoruz. Yani bir süre sonra robotik cerrahi maliyetleri düştüğü zaman ameliyatları robotlarla yapacağız. Nitekim uyguluyoruz yani. Türkiye'de var, de evet, robotik cerrahi var. Bizler de yapıyoruz. Laparoskopi robota üstün mü ya da robottan geri mi diye sorarsanız kesinlikle geri değil. Ama robotta şöyle bir avantajımız oluyor. Cerrah için konforlu. Cerrah oturabiliyor. Konsolda ayakta değilsiniz. Ve el hareketleriniz birebir robota aktarılabiliyor. Laparoskopide el hareketleri birebir aktarılamıyor. Dolayısıyla çok nadir durumlarda sütür atmak zorunda kalıyorsunuz. O sütür atma olayı da biraz tecrübe gerektiriyor. Yani teknoloji ilerliyor. Düşünsenize
biz rahim alma operasyonlarını bazen hiç dikiş atmadan sadece 1-2 teknolojik aletle 5 milimetrelik yani 1 santimetrenin yarısı uzunluğunda kesilerle tamamlayabiliyoruz. Müthiş bir şey. Önceden 9-10 tane 20-30 20-30 santimlik ipler kullanıyorduk. Yani önceden, teknoloji bambaşka bir yere gitti. Önceden ne vardı? Açalım bakalım vardı. Açalım. Şimdi girelim bakalım var. Diğer sorunuza gelecek olursak, şimdi laparoskopinin belirli kısıtları var ama bu biraz da deneyimle ve teknolojik altyapınızla ilgili. Hastanenizin, çalıştığınız kurumun teknolojik altyapısı, ekibin deneyimi, sizin deneyiminiz. Dolayısıyla aslında klasik bilgi şudur. Daha önce açık ameliyat geçirmiş hastaları laparoskopi ile ameliyat etmek güçtür diye bilinen bir kanı var. Çünkü bunlarda yapışıklıklar olabiliyor, sizin ameliyatınız zorlaştırılabiliyor, işlem sırasında, ameliyat sırasında istenmeyen durumlar olabiliyor. Fakat deneyim arttıkça bunlar artık bir engel olmaktan çıktı. Ülkemizde de öyle. Yani hasta 3 defa, 4 defa açık ameliyat olsa bile biz o hastaları laparoskopi ile ameliyat edebiliyoruz. Genel olarak şöyle söyleyeyim, miyomlar için laparoskopi kullanıyoruz. Rahim alma operasyonlarını laparoskopi ile yapabiliyoruz. Endometriozis dediğimiz ya da endometrioma dediğimiz çikolata kisti çocuk olmasını engelleyen bir durumdur. Hastaların çok ciddi ağrıları olur, adet ağrıları olur, adet sancıları olur ya da ilişki sırasında ağrılar olur bu hastaların. Ya da ağrı kesilere cevap vermeyen gün içi devam eden ağrılar olabilir, onların tedavisinde kullanabiliyoruz. Tüp bebek tedavilerinde kullanıyoruz. Tüp bebekte nasıl kullanıyoruz? Yani rahimde bir anomali var. O anomaliyi gidermek için laparoskopi kullanabiliyorsunuz. Ya da çocuk olmasına engel bir durumu tüpü açabiliyorsunuz. Sizin de söylediğiniz gibi. Dolayısıyla yine kanserler yine öyle. Rahim kanserlerini laparoskopiyle ameliyat edebiliyorsunuz. Rahim ağzı kanserlerini laparoskopiyle ameliyat edebiliyorsunuz. Yumurtalık kanseri için erken evrelerde laparoskopi kullanılabiliyor ama geç evrelerinde biraz hızlı yayıldığı için yumurtalık kanserleri laparoskopi belki elverişli olmayabilir. Ama erken evrelerde yine bizim tercihimiz laparoskopi. Genel olarak bunlar. Bütün dünyanız değişmiş hocam ya. Ya hayat o kadar hem hasta için bir kadın için çok daha konforlu olmuş hem de sizin için çok daha konforlu. Çünkü hakikaten içeriye girdiğin zaman, açtığın zaman cildi kesip içeriye girdiğin zaman samanlıkta iğne aramak gibi bir şey oluyor. Çok belki doğru bir şey söylüyorsun. Laparoskopiyle şuradan pencereden tabii sokuyorsun, tabii kocaman bu odanın içi gibi gözüküyor. Kesinlikle küçücük doğru. Küçücük bir kalem ucu gibi yerden bakıyorsun ve odanın içerisinde operasyon yapıyorsun. Hata yapma riskin yok. Kesinlikle ben bunu atladım. Aslında şimdi laparoskopide biz karnı 3-4 litre karbondioksitle şişiriyoruz. Dolayısıyla potansiyel bir boşluk oluyor ve kameralarla birlikte, küçük aletlerle birlikte çok rahat hareket edebiliyoruz orada. Bakış açımız çok daha iyi oluyor. Özellikle yapışık vakalarda daha önce cerrahi geçirmiş ya da bizim pelvik inflamatuar hastalık dediğimiz kadınlardaki iltihabi durumlar batın içerisinde karında yapışıklık yapabiliyor. Onları açmak aşamasında ya da üreterleri açma aşamasında kaç inanılmaz kat, faydası oluyor. Kaç kat büyüterek görebiliyorsunuz mesela? Şimdi onun da çok belki 3-4 kat büyütebiliyoruz. Hı hı. Özellikle teknoloji bu konuda adapte olunca 4K sistemler, 3D'li ya da 3 boyutlu laparoskopiler çıktı. Büyütebiliyoruz. Organları çok yakına gidebildiğiniz için kamera yardımıyla. Kamera açıları da var onların. Bazen 0 derece, bazen 30 derece kullanıyoruz. Yani normalde belki çıplak gözle göremeyeceğimiz alanları, çok dar alanları o açılı kameralarla görebiliyoruz. Bu hasta için inanılmaz bir avantaj. Çok iyi bir cerrahi geçirmiş oluyor. Cerrah için ise çok daha emniyetli ve güvenli bir operasyon yapmış oluyor. Ne kadar heyecanlı ve böyle hani şeyle aşık. Yani şöyle söyleyeyim, yani biz bir de gözünüzün keyifli önünde, elinizin ucunda gelişmiş ya değil mi? Nereden nereye geldik falan diyorsunuz. O mesela yani, çok ilgimi çekiyor. Tabii biz teknoloji çok hızlı ilerliyor. Siz de nasıl kurumun yetişiyorsunuz mesela? Çok pardon sözünüzü kestim ama siz nasıl yetişiyorsunuz? Şimdi yani tabii ki sürekli kongreler evet, var aynen. Ama sor bakayım yılda kaç tane kongreye katılıyorsunuz? Ben evet çok fazla kongreye gidiyorum halinde. Ama benim
laparoskopide belki bilimsel toplantılar, kurslar, yurt dışı kurslar önemli ama benim hayatımda Almanya'da Leverkusen'de kalma sürecim çok etkili oldu. Çünkü Almanya teknolojinin gerçekten çok ileri olduğu bir ülke ve bu laparoskopide kullandığımız cihazların çoğu da Almanya menşeli, özellikle kent olarak. Ve Leverkusen'de bizim Türklerde bir Türk hocamız, klinik şefi. Ben robotik cerrahiye onun yanına gitmiştim. İleri düzey laparoskopide meslek hayatımda bir sıçrama yarattı. Ama bunda önemli olan sürekli bu ameliyatları yapmanız. Yani ayda bir ya da iki tane laparoskopi yapıyorsanız laparoskopist değilsiniz. Çünkü her gün yapmanız lazım. Ya da haftada en azından 3-5 vaka. Çünkü bu bir eğitim süreci. 2007'den beri laparoskopi yapıyorum. Standart bir eğitimin parçası değildi. Son 4 yıldır bu işte çok iyiyim diyebiliyorum. Yani öğrenme eğrisi gerçekten uzun. Yani 11 yıl içerisinde son 4 yıldır evet çok iyi falan diyebiliyoruz. Gözünün neden yani parladığını anladın mı şimdi? Evet, çünkü anladım. Çok iyi bildiği işi anlatıyor. Evet, evet. Onun için parlıyor. Estağfurullah. Öyle olunca hani çocuk da dersini çalışıp gelmişse hoca sorar kim çalıştı? Hemen parmak kaldırır ben diye. Hoca sorsun, o soruyu sorsun diye gözlerinin içi yanar böyle. Şimdi, ama çalışmayan da arkada böyle küçülür kaybolur. Peki histeroskopiden bahsedelim biraz da kısaca ondan evet, da. Evet kısaca ondan da. Şimdi aslında aynı şey. Laparoskopide biz kamerayla karın içerisine bakıyoruz. Evet. Eğer kamera kullanırsanız, kamera kullanarak rahim içerisine bakarsanız bu histeroskop oluyor. Evet. Yani nasıl mideye girip baktığınız zaman gastroskop oluyorsa. Rahim içerisine bakılması işlemi histeroskopi. Peki rahim içine nereden? Batından mı giriyorsunuz? Hayır. Vajinadan bir spekulum takıyoruz, bir alet vajinaya. Delmeye ne gerek var değil mi? Evet, zaten rahim ağzı kanın, menstrüel kanın, mens kanının aktığı kanaldan yine 4.7 ya da 2.7 milimlik optiklerle girip o görüntüyü bir kablo vasıtasıyla bir ekrana yansıtıyoruz, büyük bir ekrana. Ve orada çok daha fazla büyütmesinde söylediğiniz gibi büyüterek rahim içerisini görüyoruz. Örneğin orada bir et parçası, polip olabilir ya da miyom olabilir ve kadının kanamaları sürekli, ara kanamalar olabilir ya da menstrüel kan çok fazla olabilir. Bazen tubalara kadar giriyorsunuz tabii. Tabii tubalara kadar girebiliyoruz. Şeylere, yumurtalıklara giden yollara hocam, kadar. Süper. Yani siz biliyorsunuz bu işi. Gerçekten öyle. Bazen tubadaki patolojileri de görmemize yardımcı oluyor. Özellikle flexible aletler. Klasik ultrasonografi bazen bu bizim rahimdeki et parçalarının ya da miyom dediğimiz urların görünmesini yeterli olmayabiliyor. Ama biz histeroskopla bunları görüyoruz. Görmek yetmiyor. Aynı seansta tedavi edebiliyoruz. Bu müthiş bir şey yani. Kısırlığa son veriyorsunuz. Değil mi? Tuba. Bir nedeni de o. Tabii tüp bebekte örneğin rahimde bir perde oluyor. Hastalar tekrarlayan düşüklerle geliyor. Yani çok travmatik edici bir süreç. Düşünsenize bir kadın 8 haftalık gebe düşük yapıyor. Arkasından yeniden gebe kalıyor. 6 hafta yeniden düşük. Sonra bir daha belki 9 hafta düşük. Sonra, bir perde. Siz histeroskopla giriyorsunuz. Evet. 5 dakikada o perdeyi açıyorsunuz ve hasta daha sonra çocuk doğuruyor. Doğuruyor. Müthiş bir şey yani. İnşallah. Evet, çocuğu doğurduk. Programı bitirdik. Efendim çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sizler bir yere ayrılmayın. Bizim programımız devam ediyor efendim.